Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 18 Ekim 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türk şirketi Carpower Ship Guinea-Bissau'nun elektriğini kesti. Karadeniz Enerji Grup şirketlerinden Carpower Ship elektrik alacağını tahsil edemediği Afrika ülkesi Guinea-Bissau'ya elektrik vermeyi durdurdu. Kesinti Afrika ülkesinin toplamda 17 milyon dolar borcunu ödememesi nedeniyle yapıldı. Carpower Ship yüzen enerji santrallerine sahip dünyanın en büyük enerji operatörlerinden biri. Şirketin 4 kıtada faaliyet gösteren 6000 megawatt kapasiteli 36 adet yüzer santrali bulunuyor. 6 ilde elektrik direklerine yangın tedbiri. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi elektrik dağıtım faaliyeti yürüttüğü, yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve yangın tehlikesi olan ormanlık alanları kapsayan illerde yangın önleme projesi uygulamaya başladı. Toroslar EDAŞ söz konusu bölgelerdeki elektrik direkleri için 12.8 milyon lira bütçe ayırdı. Projeyle yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek artların yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek amaçlanıyor. Akaryakıt istasyonlarının sorunları mecliste. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, akaryakıt istasyonlarının sorunlarının çözülmesi için hükümete bir çağrı yaptı, dinliyoruz. Akaryakıt istasyonları düşük kar marjına rağmen sürekli artan giderleri nedeniyle zarar ediyor. 2022 yılı Eylül ayında 12.568 olan bayi sayısı 2023 yılın Eylül ayında 12.460'a düştü. 108 akaryakıt istasyonu kapandı. 28 Mayıs'tan bu yana akaryakıt fiyatları %120 arttı. Ama kar marjı artmadı. Masraflar arttı. Nakliye arttı. Sadece kredi kartı komisyonları 3'e katlandı. Fiyat artışlarından dolayı sermaye yetişmiyor. Olan sermaye de eriyor. Bu sorunlar çözülmezse sektörde kapanmalar hızlanarak artacak. Bu durumda da yaklaşık 350 bin insanımız işsiz ve birçok insanımız gelirsiz kalacak. Ayrıca ülkemiz vergi kaybına uğrayacak. Burada iktidara sesleniyorum. Akaryakıt istasyonlarının sorunlarını çözün. Biz de muhalefet olarak destek vermeye hazırız. Teşekkür ederim. CHP Hatay Milletvekili Güzel Mansur, akaryakıt istasyonlarının sorunlarını çözün. Biz de muhalefet olarak destek vermeye hazırız diye konuştu. Hisarüstü Enerji Kırklareli'de depolamalı RES kuracak. Hisarüstü Enerji 292,5 milyon lira yatırımla Kırklareli'de rüzgar enerji santrali ve elektrik depolama tesisi kuracak. Küçük yayla tesisinin kurulu gücü 22,5 megawatt olacak. Proje kapsamında toplam 5 adet türbin ve lityum iyon teknolojisi elektrik depolama tesisi kurulacak. Smart Güneş'te yeni başkan yardımcısı. Smart Güneş Anonim Şirketi'nde üretim operasyonları, yatırım ve bilişim teknolojilerinden sorumlu başkan yardımcılığına Aykut Koray Özçelik atandı. İTÜ Makine Mühendisi bölümü mezunu olan Aykut Koray Özçelik, 22 yıllık çalışma hayatında finans ve üretim şirketlerinde üretim, yatırım, kurumsal gelişim, finansman ve enerji konularında üst düzey görevlerde bulundu. Değerli dinleyiciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan 5 müfettiş kadrosuna sınavı geçen müfettiş yardımcılarından atama yapıldı. Limak'tan Hatay'daki GES için yeni anlaşmalar. Limak Enerji Hatay'ın ilçesi Erzin'deki 100 megawatt kurulu gücündeki santralinin tedarik, kurulum ve devreye alma işlerini GE, Vernova ve Inogen Enerji gerçekleştirecek. Yaklaşık bedeli 130 milyon dolara mal olacak santralin 2024 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. BHP, Avustralya'daki iki kömür işletmesini sattı. Küresel madencilik şirketi BHP Group, iklim hedefleri kapsamında Avustralya'da iki koklaşabilir kömür işletmesini sattı. Dania ve Black Motor kömür ocaklarını satın alan Whitehaven Coal en az 3.2 milyar ABD doları ödeyecek. Sıradan petrol fiyatları var. İran'ın İsrail'e petrol ambargosu uygulanması için uluslararası topluma yaptığı çağrı ham petrol fiyatlarını yükseltiyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 91 dolardan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 88 dolar düzeyinde işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 19 Ekim 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2405.68 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 8-9 dilimi için 2700 TL, günün minimum fiyatı ise 3-4 saat dilimi için 1685 TL olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.